İnternetten bana gelen bir iki soru vardı. Onları yanıtlıyordum. Bir tanesi daha var. Seminerlerimde, eğitimlerde özellikle gençlerle yaptığımız sohbetlerde sıkça sorulan ve cevabını tam olarak genellikle vermenin pek kolay olmadığı bir mesele. Genç arkadaşlar özellikle diyor ki hocam anlatıp duruyor. Bu kendini gerçekleştirme nedir yani ne demek o? Ben kendimin kim olduğunu nereden bileceğim de onu gerçekleştireceğim. Çok derin bir soru olmakla beraber inşallah bu video çekildiği sırada henüz daha hazırlık aşamasında olan insanın fabrika ayarları 3. cildimizin temel konularından bir tanesi. Ben nedir? Gerçek ben nedir? Sanal ben nedir? Kendini gerçekleştirmekle bunun ne alakası vardır meselesi. Kısaca ondan şöyle bir bahsetmek isterim. Bu soruya bir cevap olsun diye. Şimdi sevgili dostlar, arkadaşlar, gençler, kardeşler, arkadaşlar kimseniz orada. Kendinize ben dediğinizde bahsettiğiniz kişinin özelliklerini bir düşünün. Mesela neyi seversiniz, adınız nedir, nerelisiniz, hangi takım tutarsınız, dini inancınız nedir vesaire vesaire gibi sizi tanımlayan şeyleri şöyle baştan aşağı bir yazdığınızı düşünün. Diyelim 10 tane madde. Kendinizi en iyi tanımlayacağını düşündüğünüz 10 tane madde. İşte adım Sinan Canan, işte Ankara doğumluyum, efendim Beşiktaş'ı tutarım, efendim işte ne bileyim metalciyim falan filan gibi 10 tane madde yazdınız. Şimdi 10 tane maddenin hepsine sorabileceğiniz bir tane soru var. Bunların hangisini ben kendim yaşarken bizzat deneyimleyerek keşfettim? Hangisini bana bir başkası verdi? İsterseniz isminizden başlayalım. İsmini kendisi bulan muhtemelen yoktur yolda giderken. Birisi verdi, biz de takılıyoruz. Seviyoruz o ismi yani sonuçta. Yıllar geçince buna alışıyoruz. Şimdi bütün o saydığınız listeye bir bakın. Annesinin babasının futbol takımından başka bir takım tutana pek rastlamazsınız. Annesinin babasının dini inancından farklı bir dini inanca sahip çok fazla insan görmezsiniz. Tabi arada marjinaller vardır ama çoğumuz için bu durum geçerlidir. İşte memleketimiz, coğrafyamız bize bir takım kodlar yükler. Dilimiz yani doğduğumuzda kendimizi bulduğumuz ailenin konuştuğu dil bize belli bir zihinsel kalıp yükler. İşte cinsiyet rollerimiz, amaçlarımız, hedeflerimiz, hayallerimiz, korkularımız, ülkülerimiz, milli değerlerimiz aklınıza ne gelirse tonla şey var kafamızın içinde, zihnimizin içinde bizim ben dediğimiz şeyin sınırlarını belirleyen. Şimdi böyle baktığınızda, bu şekilde başladığınızda ki ben bunu bir 15-20 senedir kendi üzerimde zorluyorum. Ben dediğiniz şey sanal bir benden ibaret. Bu siz değilsiniz, bu ben değilim. Bu bize uygun görülmüş bir başlangıç noktası. Niye böyle bir başlangıç noktasına ihtiyacımız var? Yani gerçek benle hayata başlayamıyoruz, olmuyor. Çünkü biz dik yürüyen canlılar olarak anneler büyük kafalı bebeği doğuramayacak kadar dar bir kalça kemerine sahip olduğu için yavrularını 2 sene kadar erken doğurmak zorunda olan canlılarız. Bebek çok erken dünyaya geliyor ve beyin gelişimi daha 2 sene dışarıda devam etmek zorunda. Tam gelişim bitmeden doğuyor. Ve bu sırada kendini nasıl bir çevrenin içerisinde buluyorsa otomatikman oradan örnek alarak ilk beyin bağlantılarını oluşturuyor ve benliğini de onun üzerine kuruyor. Bütün biyolojik, kültürel, işte etnik falan ne biliyorsak yani inançlarımıza dair, felsefeye dair hepsi temelde ilk karşılaştığımız aileden aldığımız örneklerle bir şekilde şekillendiriliyor. Hep şu soruyu sorarım. Doğduğunuz evi düşünün, doğduğunuz anı düşünün. Aynı anda o evde değil de yan dairede doğsaydınız hayatınız nasıl olurdu bir düşünün. Bambaşka bir şey olacaktınız muhtemelen ve ona ben demeye devam edecektiniz. Çok büyük oranda başlangıç şartlarına bağlı. Yani bizi başladığımız an belirliyor. Fakat her birimiz dünyaya parmak izi benzersiz insanlar olarak geliyoruz. Bambaşka koşullarda ve içinde bulunduğumuz halin dışında bir şeyi hayal edemeyecek derecede o koşullara bağımlı halde bir hayata başlıyoruz. Yaşadığımız hayat diğer herkesin, şu anda dünyadaki 7,5 milyar insanı bir kenara koyun, gelmiş geçmiş bütün insanların hayat izleyinden farklı bir şeyler yaşıyoruz. Ve bu yaşadığımız şeyler neticede bizi oluşturuyor. Fakat biz kendimiz olma yolunda giderken şöyle bir sıkıntı var. Bu öğretilmiş şeyler bizi hep sınırlıyor. Ya mesela duymuşsunuzdur işte kız başına o deli misin niye bunu yaptın? Lan kocaman adam oldum falan. Erkekler ağlamaz. Oğlum Türk'üz biz falan. Yani bunlar işte biz bunu yapamayız. Ya da efendim senin boyun kısa, senin burnun küçük, senin kulağın büyük bilmem ne. Bu tip böyle etiketlemelerle, bu tip öğrenilmişliklerle ne yapıp ne yapamayacağımıza dair yine sanal bazı sınırlarımız oluyor. Kendini gerçekleştirmekten kastım bu uzun girişten sonra şu. Hepimiz hayatımızda gayet nev'i şahsına münhasır, gayet bize özel, gayet sadece bizim anlayıp değerlendirebileceğimiz fırsatlarla, adımlarla ve denk gelmelerle karşılaşırız. Bu denk gelmeleri, fırsatları görebilmemiz için zihnimizin buna hazır olması ve ancak
bizim, bizzat bizim o fırsatlarla karşılaşıp onu bir şeye dönüştürebilmemiz ancak mümkündür. Bizden başka kimse o işi bizim gibi yapamaz. Bir başkası için fırsatlar başka, adımlar başka, yollar başkadır. Bizim için başkadır. Eğer ki biz hayata başladığımız bu sanal ben dediğimiz o sınırlı dar çerçeveyi hemen hemen her şey olabileceğimiz bir evrende tek olasılık zannedersek, bunun içerisine hapsolursak, öğrenip deneyimleyerek, farklı hayatların içeriklerini anlamaya çalışarak kendimizi genişletme yolunda gayret sarf etmezsek, bu imkanların hemen hemen hiçbirini göremeden bu hayatı yaşayıp geçeceğiz. Dolayısıyla kendini gerçekleştirmekten kastettiğim şey, şu kısacık hayatımız içerisinde çok günümüz, çok fırsatımız var. Lütfen etrafımıza bakalım, kafayı kaldıralım. İlk yapabileceğimiz şey okumak ama kitap okumak değil, çevremizi okumak. Meraklı bir gözle etrafımıza, önce kendimize, sonra yakın çevremize, sonra uzak çevremize sıklıkla göz gezdirip ne oluyor, ne bitiyor, bunlar bana ne söylüyor onu okumaya çalışmak. Bize verilen her türlü, hakikaten abartmıyorum, ismimiz dahil, bize verilen her türlü etiketi her fırsat bulduğumuzda sorgulamak ve neticede bu hayattan geçerken o daracık başlangıç sınırlarından oluşan benliğimizi olabildiğince genişletmek ve bu genişletme sırasında da yeni benler, yeni imkanlar, yeni yollar, yeni kıtalar, yeni evrenler keşfetmek. Kendini gerçekleştirmekten kastım tamamen bu. Sanıldığı gibi bir ideal ben var, yani eksiksiz bir hedef var, biz oraya gidiyor değiliz. Bu benin kendisini gerçekleştirmesi, bu hayatın her gününü yüksek çözünürlükte yaşayarak kendisine sunulan bütün fırsatlardan en üst düzeyde ve en hoş şekilde, yani en güzel yaşayacak şekilde istifade edebilme becerisinin bir sonucu olacak. O yüzden öncelikle uğraşmamız gereken şeyin hep kendimiz olduğunu düşündüm. Hep de bunu anlatıyorum. İnsan kendine ne kadar iyi bakarsa hayatı o kadar iyi görecek, ondan bahsediyorum. O yüzden sürekli kendine iyi bak göreceksin deyip duruyoruz. Biz hep dışarıdaki şartlarla uğraşıyoruz. Hep diplomalar, sertifikalar, bir takım başarılar, bir takım övgüler, onların peşinde koşuyoruz. Halbuki hayat böyle bir şey değil. Hayat, biz kendimizi ne kadar inşa edersek bize o kadar hizmet edecek, bize o kadar ödül ve fırsat sunacak bir şey. O yüzden evvel işimiz, en öncelikli işimiz ben dediğimiz şeyi genişletmeye çalışmak ve bunu bir başka, daha büyük, daha geniş, daha kapsamlı ve tatmin olmuş, yani bu dünyadaki hayatından memnun kalmış ve sonuçta tekrar bir daha bu dünyaya gelsem gene aynı hayatı yaşardım, bu çok güzeldi diyerek buradan gidebilme bahtiyarlığına erişmiş bir insan yapma yolculuğu bahsettiğim şey. Bunu yapabilmenin de tek yolu şu anda burada önümüzdeki fırsat neyse onu yapmaktan geçiyor. Çok büyük hayaller, büyük hedefler, paralar kazanmak falan hiçbiri bunu sağlayacak şeyler değil. Biz bunu yapmak için genellikle iki tane kuvvetli araç öneriyoruz. Daha önce bu konuda çok video çektik, tekrar hatırlatayım. Bir, ne olursa olsun bilmiyorum diyebileceğiz. Bilmiyorum diyemezsek öğrenemiyoruz. Bilmiyorum diyemezsek kafamız kapanıyor, yeni bilgilere kapalı hale geliyoruz. Biliyorum diyen gelişemiyor. İkincisi, bütün bildiğimizi zannettiğimiz değerlere karşı en önemli sorumuz nereden biliyorum sorusunu sormak. Nereden biliyorum? Ben bunu nereden biliyorum? Bu soruyu sormaya başladığınızda, kendinizi nereden biliyorum neşteriyle ameliyat etmeye başladığınızda orada çok büyük şeyler çıkıyor. Ben bazen bu görevi ihmal edebiliyorum ama hayatımda sıklıkla uğraştığım bir konu bu. Nereden biliyorum diye her sorduğumda aslında bilmediğimi fark ettim. Bilmiyorum dediğinde sürekli öğrenebilir bir zihnin nelere gebe olduğunu görebilme şansına birkaç kez de olsa eriştim. Çok güzel, o yüzden herkese tavsiye etmeye çalışıyorum. Herkesin yöntemi ayrı. Sizin ne olduğunuzu ben bilemiyorum. Kendinizi gerçekleştirince de ne olacağınızı bilemem. Ben de kendim bilmiyorum. Yani bakıyorum işte, yapıyoruz bir şeyler. Ama bu yolun her bir adımından zevk alıyorsanız doğru yolda olduğunuzu söyleyebilirim. Yaklaşık bu dünyada yarım asrını tamamlamak zorunda, sırasında olan birisi olarak yaklaştım yani oraya. Ve şimdiye kadar gördüğüm budur. Ama bana inanmayın, 5 yıl sonra görüşlerim değişebilir. Siz gene de kendinize bir de bu gözle bakın. Çünkü farklı fikirler ancak bu işe yarar. Onlar sizin fikirleriniz değildir. Başkalarından duyduklarımız bizim fikirlerimiz değildir. Kendi fikirlerimizi inşa edebilmek için kullanabileceğimiz yakıtlar, malzemeler ve yol işaretleridir. Esas bizi biz yapacak olan kendi ürettiğimiz tecrübi ve duygusal düşünce dünyamızdır. İnşallah orası çok zengin olsun ki dışarıda boşu boşuna zenginlik peşinde koşmak zorunda kalmayalım. Çok sevdiğim bir söz var. Kim söylemiş hatırlamıyorum. Ben söyleyeyim çok isterdim ama olgunluk bende yok. Parayla satın alınabilecek kadar değersiz şeylerin peşinde koşmaya hiç vaktim olmadı. Bu söz beni darmadağın eder. Her gün kendimi hatırlatmaya çalışırım. İnşallah hiçbirinizin böyle bir şeye vakti olmasın. Çok daha değerli şeylerin peşinde geçirilmeye layık, çok güzel bir hediyedir hayat. Hepinize uzun, güzel, harika ömürler dilerim. Hayatı
hayatla hayatlandırabilenlerden olmak dileğiyle hep beraber. Bir sorudan nerelere geldik? Allah ya Rabbim, görüyorsun. Bu işler böyle. İşte bu. Yani böyle. Bence böyle. Benim de bir çakralarım açıldı gibi. Akşam kaçıncıdır çekiyoruz? Çocuk evet. Burada çakra oldu zaten. Böyle bu da gibi oldu.